Hocam siz anlatıyorsunuz çok önemli ama ekranda bir son dakika gelişmesi var. SSK Bağkur emekli zammı 49,25 oldu. Allah bereket Sayın versin. Bakan şu an bir televizyon programında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hemen Sayın Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o duyuruyu ben okuyayım sizlere. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024'ü emekliler yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz diyor Bakan Işıkhan. Bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranı %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını da sağlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında son 6 aylık enflasyona ek %5 artış gerçekleşeceğini söylemişti. O da %46,2'ye geliyordu değil mi? Evet. Ve bu yılı da emekliler yılı ilan ediyoruz dedi. Yani önümüzdeki ay Temmuz ayındaki Allah artışı özellikle Sayın Cumhurbaşkanı dikkat çekmişti. Ama bir düzenleme daha yapıldı. Yasalaşacak bu arada meclisten de geçmişti değil mi? Arkadaşlar %42,6'lık artış ve meclisten geçtikten sonra henüz geçmemişti. Mecliste görüşülmüştü. Evet. Ama hep şunu konuşuyorduk değil mi? Hani o artı %5 artış. Her gün matematik yapıyorduk. Her gün burada konuşuyorduk. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşu artık literatüre öyle geçmişti. Yüzde ne kadarlık bir artış oldu? 46,6 idi. 49,25 idi ama %3 değil de üzerine artı %3 değil de 2. 42 idi ya. Pardon 42,6 idi. Evet. 49,25'e çıktı. Yani memur emeklileriyle yapılan aradaki farkı kapattı şu an için Cumhurbaşkanı. Eşdeğer oldu. Evet. Yapılan zam. Hayır. Peki kaç lira oldu? 49,25 rakam oldu artış. Yani %50 artış gibi. Artış değil sadece rakam olarak söylüyorum. En düşük emekli maaşı mı ne kadar oldu? Evet. Şimdi onları hesaplarız. Biz de yeni duyduk. Hikmet Bey elinizde telefon var. Hesap makineniz var. Bana %50 gelmiyor. Rakamla gelin. Kaç lira oldu şimdi? Bayağı bir şey fark edecek ha. Matematik iyi bu kızım. Bayağı maşallah. Yani ben hesaplıyorum. Şu an %6,55'lik artı bir artış oldu. Ama en düşük emekli maaşı geldi, ne kadara çıktı? 7500 lira. Geldi, ama geldi. Öyle hesaplanmıyordu Hikmet Bey. Yani 7500 lira artı %42,6 değildi. Hani burada siz de vardınız değil mi? Yayına 10 bin liraya çıkınca dendi ki 7500 lira ile 10 bin lira arasında 42,6'lık bir artış yok. 33,3'lük bir artış vardı galiba. Tabii işte onun için soruyorum. Ama o şöyle ya. Kök maaşı 7500 liranın altında olanlara da yapılan artışla 10 bin liraya çıkarılmıştı. Şimdi 10 bin lira oldu. 10 bin liranın altında kalan yani 8500 ya da 9 bin alanı %49,25 tekabül ediyor. Ya da şöyle yani 10 bin lira değil de emekli maaşı 11 bin liraydı. Şimdi gelecek bizde bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Korkarım siz emeklisiniz bilirsiniz bu işleri. Hocam siz hesapladınız mı emekli maaşınızın ne kadar olacak 42,6 ile? Hanımı füzeyle anlatmak olmuyormuş. Hocam hem emekli var hem akademisyen maaşı var. Hanıma teslim ediyorsunuz. Kartonda mı? O mu çekiyor emekli maaşını? Hem Almanya'dan değil. Öyle de olur hocam. Ama şunu söyleyeyim. Bütün subay asubay arkadaşlarım. Mutlaka bu zammın biraz daha arttırılmasını talep ediyorlar. Ek ben bir de zam daha yapıldı. Yani evet, artı %6,55'lik ek zam. Ek zam bir şey istiyor ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya bitmiyor ki hocam. Biz de bir şey şöyle yapıyorsun. Kamuoyunda bana çok ciddi tepki. Değil mi? Ya tepki değil de bu kadar olmamalıydı. En azından memur emekli maaşıyla değil mi? Fark olmamalı deniyordu. %100 olması lazım. Azalıyorlar. Bence akademisyenlere fazla veriyorlar. Asistan arkadaşlar özellikle büyük şehirlerde ev bulamıyor. Öyle çok şey çıkartmayalım. Her yerden tepki gelir. Şimdi şunu bir toparlayalım. İyi veriyorlar diye biliyorum. Tabii. İyi vermiyorlar mı? İyi alıyor. Bu Finlandiya burada füze attı galiba. Hocam, biz hocam bu çok önemli bir haber. 16 milyon emekli var. Direkt olarak ilgilendiriyor 16 milyon emekliyi. %50'ye yakın bir artış. Bu güzel artış. Bir haber. Yani. Evet çok güzel bir haber. Şimdi birazdan bir bağlantı yapacağız. Hem de hani geçen haftalarda konuştuk. Peki bir sonra mı anlatalım? Yoksa kavga çıkar burada bak.
Neden kavga sonra çıkacak? Buyurun hocam sonra tamam. anlatırız. Finlandiya tamam. şimdi bizim ilk meselemiz bu. Memleketin meselesi bu. Şunu söylemedim. Rusya'nın tepkisi ne olacak? Para iş, para önemli. Bu nereye evrilecek bundan sonra? Tamam konuşacağız zaten. 3 saatimiz bulundu ama bu çok sıcak bir gelişme. Önemli bir gelişme. Tamam öğretmenim. Emeklilerimiz başımızın tacı bizim. Burada böyle cepheleşme görüyorum. Böyle çeteleşme hatta. Herkes kendi arasında konuşuyor. Gürkan Bey şimdi şöyle dendi. Açık açık konuşalım. Seçime gidiyoruz. Emekli yılı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bu zam oranı beklentinin altında kaldı değil mi şimdi? Siz de kamuoyu araştırmacısınız. Bir yandan da seçimlere de etkisi var direkt olarak. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki emekli yılı ama bir dokunuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dokunuşu hadi o refah artışıydı. O geldi. Ama 26'sından itibaren de hesapları yetecek. Şöyle söylemek lazım Merve Hanım. Bunu seçim yatırım olarak görmek yanlış değil, olur. Yani değil. Kesinlikle ama yanlış. Dediğim gibi açık konuşuyor. Bu konuşuluyordu yani ama seçime tabii öyle giderken. Gözüküyordu ama yani burada arada bir memur emekli maaşıyla işçi SSK'da bir adaletsizlik vardı. Sayın Cumhurbaşkanı kendi bunun üzerine de zaten ciddi çalışmaları vardı. Ben çünkü biliyorum bu konuda özellikle biraz kulis haberlerimiz de vardı. Bu konudan da çok rahatsızdı Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle bu konu Sayın Cumhurbaşkanı kendi inisiyatifinde olan bir konu. Çalışma Bakanı'yla da bu çalışmayı düzeltti. Zaten ciddi anlamda da toplumsal etki olarak da bir beklenti var. Yani bugün %6 ilave oldu belki ama bu ekonomik şartlarda yeterli midir? Tabii mutlaka yeterli değildir. Yani bu koşullara bakılırsa ama bir nebze de bir artı değer sağlayacaktır normal şartlarda. Bunu ama dediğim gibi az önce ifade ettiğim gibi seçim yatırımı gibi görmek yani muhalefet bunun üzerine kendilerine bir malzeme argüman olarak görmeye başladı. Diğer partiler de bunu bir malzeme argüman olarak başladı. Ama muhalefetin bunu basına, sosyal medyada ön plana getirmesi de aslında önemli. Yani tek taraflı bakmamak lazım. Eğer güçlü bir muhalefet olursa güçlü bir iktidar da var. Yani güçlü bir iktidarın doğmasından da tüm vatandaşlarımız demokrasi gelir ve tüm vatandaşlarımız bundan da rahatlığa kavuşur. Onun için bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konu sıradan bir konu değil. Çok önemli ama yine ifade ediyorum seçim yatırımı olarak görmek yanlış olur. Yanlış olur. Şimdi yanlış. Ben o zaman şöyle bir şey ekleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı zaten seçimleri kazandıktan sonra da görevi devraldığında ilk yaptığı konuşma bu emeklilerin maaşlarının düzeltileceğini söylemişti. Ekonominin düzeltileceğini ve enflasyonun üzerinde vereceğini söylemişti. Bu aslında şöyle. Devlet kendi işçisine, memuruna bakmak zorunda ve ama Hikmet Bey'in dediği gibi talepler bitmiyor. Öğretmenler başka, işçiler başka, teknisyenler, mühendisler. Şu anda devletin bütününe baktığımızda 28 milyon çalışan istihdam gücümüz var. Bu 28 milyon geri kalan yani nüfusumuzun 1/3'ünden fazlası çalışan kesim. Bunun bir kısmı hizmet sektöründe, bir kısmı üretimde. Diğerine bakıyor. Bu eğer Cumhuriyet'in kurulduğunda yani 23'te 13 milyon nüfusun %90 okuma yazma bilmediğini düşünecek olursak bugün geldiğimiz nokta benim kararımda önemlidir. Ama şöyle de bakmak lazım. Bir defa bütün dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu bir. İkincisi hemen etrafımızda çok ciddi savaşlar oluyor. Evet. Ve Türkiye bütün bu savaşların içerisinde bir de terörle uğraşıyor. İkincisi şu, bir taraftan da yeni üniversiteyi bitiren, hayata atılan gençlerimize istihdam yaratmak zorunda devlet. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi iktidarıyla, muhalefetiyle milli refahın arttırılması anayasal bir zorunluluk. Zaten anayasanın temel hükmü ne diyor? Laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir diyor. Sosyal devlet de nedir? Kendi vatandaşını bir şekilde finanse edebilen, onun yaşam şartlarını ve refahını yükseltmekle görevli olan devlettir ve demokratik hukuk düzeninde gereği budur. Ha, ama şu var. Hocam bir son dakika gelişmesi daha duyurayım. Evet. Bu da merak ediliyor. Çünkü emekli maaşları yattı, zamsız olarak yattı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların... affedersiniz, resmi gazetede yayımlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödeneceğini belirtti. Yani 26'sından itibaren hesapları yapmaya başlayacaktı. 42,6'lık zamla beraber
3 gün sonraydı bugün ayın 23'ü. Ama bir hafta içerisinde demek zaten peyderpey yatacaktır. Resmi gazetede yayımlanır, yayımlanmaz. Yani devlet sözünde duruyor burada. Ocak ayında zamsız yatan artı farklar hesaplara yatırılmaya başlanacak resmi gazetede yayımlandı. Burada iki husus var, müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Bunu Hikmet Bey benden daha iyi değerlendirebilir. Estağfurullah. Birincisi son 15 gündür Sayın Merkez Bankası ve Maliye Bakanımıza yapılan saldırılar. Tam ekonomi bütün her şeye rağmen faiz arttırımla beraber belli bir nasıl söyleyeyim bu yüksek enflasyondan kurtulma çabası içerisine girdi ve ekonomi toparlanıyor. Bunu gören yabancı sermaye Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu sefer bunlara saldırı başladı. Bu yanlış bir şey. Şimdi ekonomi bir günde düzelecek bir şey değil. Dolayısıyla onlara şans tanımamız gerekiyor. Bir, ikincisi sabırlı olmak gerekiyor. Ve kişilere yapılacak saldırı devlete yapılan bir saldırıdır. Bugün öyle ya da böyle Sayın Bakan'a ve Hazine Müsteşarımıza yapılacak saldırının da ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bir ekonomist değilim ama şu var. Yani ekonomisi olmayan bir devlet yürüyemez. Silah alamayız. Çocuklara okul açamayız. Öyle mi hocam? Öğretmenimize para veremeyiz. En önemlisi emeklilerimize bakamayız. Veya onların hasta ihtiyaçlarını karşılayamayız. Doktorlarımızı okutamayız. Bu yanlıştan çıkmamız gerekiyor. Benim kanaatim bir ya da iki sene Türkiye'nin zorluğu var. İnşallah Türkiye bu zorluğu aşacaktır. Bugüne kadar aşmıştır. Bugün de aşacak. Neden bakın? Benim inancım şundan dolayı. Bir memleketin ne kadar altını, ne kadar dolar olduğu değil. Bir memlekette ne kadar çalışkan insanları var. Ne kadar üretebiliyorsun ve bu ürettiğini ne kadar satabiliyorsun. Peki, bugün bu denklemi biz bir defa şuur olarak benimsedik ve ben talebelerimizle de tartışıyoruz bu konuları. Evet doğru, muhalefet yanlışları söylesin ama burada kalkıp kişilerin üzerinden devlete yüklenmek bu. Yanlış, bilmiyorum Hikmet Bey devlet nasıl düşünüyor. O gündemi daha iyi takip ediyor. Yok hocam, üstadım estağfurullah, gayet iyi açıkladınız. Bu konuda çok fazla ben şey yapamıyorum. Biraz önce üstad da beni uyardı, böyle konuşmayın çok tepkiye sebep olur diye. Vallahi doğru söylüyoruz, tepkiye sebep oluyor da. Bu emeklilik meselesiyle ilgili çok kısa bir hatırlatma yapıp bence konumuza devam edebiliriz. Doğru, Sayın Cumhurbaşkanı hep bunu yapıyor zaten. Yani bir adaletsizlik varsa, bir haksızlık varsa, bir hukuksuzluk varsa hemen onu düzeltmesi noktasında Mesut Hocam da çok güzel hatırlattı. Bütün bunları da seçimlerden sonra tekrar gündeme getirdi ve seçimlerden sonra yapmaya devam etti. O yüzden AK Parti'nin misyonunda benim şimdiye kadar gördüğüm odur ki asla böyle seçimlere endeksi bir politika, bir ekonomi anlayışı olmadı. Olsaydı, hatta geçtiğimiz senelerde tam tersi birçok defa söylediler. AK Parti kendi topuna sıktı demişlerdi ekonomi politikalarından dolayı. Hiç değiştirmedi bunu. O yüzden de başarılı zaten. Ama emek deyince aklıma, yine biliyorum çok tepki alacağız. Sevgili izleyiciler ve hatta dinleyiciler için söylüyorum özellikle. Çok küçük bir hatırlatma. Bazı gazeteci arkadaşlar televizyonlara çıkıp böyle paralar sayıyor. Emekli oldun mu buraya atıyorsun, buraya geliyorsun, emeklilik hakkı falan diye. Bu kardeşiniz aşağı yukarı 18 yıl yurt dışında yaşamış bir kardeşiniz. O yüzden ben hep bunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Olabilir. Çok fazla tekrar ediyoruz. Kendi ülkeme balkondan bakabilmiş bir insanım. Batıdan da doğudan da kendi ülkeme balkondan bakıp görebilecek bir insanım. Sadece hatırlatma babından söyleyeyim. Tüm emekli kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, teyzelerime. Danimarka'da emeklilik yaşı 67. İzlanda 67. Almanya 67. ABD 67, Avustralya 66, İngiltere 66, Meksika 65, Brezilya 65 falan filan 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 filan. Türkiye değişiyor galiba. 60-58. Fransa'da gösteriler oldu geçen sene. Tabii çok önemli bir şey. Tam, hocam tam kritik yerdeyim. 58-60 gibi Türkiye artı 2,5 milyon EYT'li. Bakın dünyada böyle bir şey yoktur. Bunlardan bir tanesi de benim hocam mesela. Hocam kim olsa olsun. Tabii yani o anlamda. Şimdi bizde de başka bir de sigortası bize farklı. Yani bu daha fazla da abartmayayım da yani bu kadar çok tepki çekmeyeyim. Şimdi böyle bir ülkede şimdi böyle bundan bahsederken ve gelen hükümetlerin şey kanun çıkartması.
Ben burada birçok sigortacı, daha doğrusu işte o emeklilikle ilgili uzmanlarla konuşurken yine tepki almıştım hocam. Bir şeyi sordum ya. Sen diyorsun ki 2005 yılından bu yana diyorsun. Mayıs 1'den beri, Mayıs 2 itiraz ediyor. Ben bir günde kaçırdım. E tabii ki bir günde kaçıracaksın. Askeri de bir günde kaçırdı. Herhalde birileri bir günde kaçıracak. Bir tane diyor ki abi tamam uzattık 99'u bilmem 2010'a. E biz de 2010'un birinci ayını kaçırdık. Efendim bizim doğal hakkımızda EYT'li olma. Bakıyoruz doğru hükümet vatandaşı bir hak tanımış. Haramdır demiyorum yani. Hak tanımış demiş ki ben demiş seçim ayarlı bir şey yapıyorum. İnsanları 40 yaşında emekli edeceğim demiş. Yanlış mı? Dibine kadar yanlış. Fakat emekli etmek zorunda bıraktık. Değil mi insanlar? Etmek zorunda kaldı. Şimdi bak 65'i var, 60'ı var, EYT'lisi var. Baba ölür, çalışmayan çocuğa para kalır. Gidin dünyaya bakın, bir araştırın bakalım. O onunla boşanıyormuş gibi yapar, onun parasını alır. O orada alır. Bir baktım. Bir de kişi başı emekli bakıyoruz. Değil mi hocam? Kişi başı. Mesela Almanya'da bakın. Ve Almanya'da emeklilik yaşının 65 bile onlara şey. 75 dolu çalışıyor adamlar. Çalışmak diyor adam. Çalış, çalış, çalış. Yok bizde öyle sallanan sandalyeye binip de pütükareli kaniyeyle hadi bakalım. Yok böyle bir şey. Kesinlikle. İnsanın en verimli olduğu çağlardır 40'lı yaşlar. En verimli olduğu yaşlar. Bilgisini de... Nübüvvet de 40'ta gelmiştir o yüzden. Önemli bir konu. Şimdi o yüzden, şimdi bunu şöyle bir, şunun için anlattım. Ne kadar gerekli mi diye. Şunun için anlattım. İşte 49'u hesaplıyoruz. Bilmem ne doğrudur. Haksızlık varsa bunu düzeltmeye çalışıyor devlet. Ama bir gerçek var. Biz çok, ne diyeyim Türkçesini bilemedim, İngilizce, unik bir devletiz bu konuda. Çok eşsiz bir devletiz. Yani emeklilik anlayışımızdan yaşımız tut. Yaşımız çok düşük, geçmişten karmaşık. Ve çok karmaşık bir şekilde. O konuda bunun düzelmesi var. Yıllar alır. Evet. Yani önce adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da onun düzelmesi için başka yerden, bir yerden fedakarlıkta bulunuyoruz. Bulununca orası açılmaya devam ediyor falan filan filan. Şimdi Murat uzmanlar bekliyor. Evet. Uzmanlar bizi bekliyor da hocam kusura bakmayın. Siz daha iyi bilirsiniz Murat ama. Murat Bey çokça konuştuk. Sizin beklentileriniz gözüyle, biraz bu arada söyleyeyim son cümle. Yöndeydi. Merve Hanım söyleyip emekli değilim. Biliyorum. Her seferinde. Tamam her zaman. Bence hatırlatayım yani. Şey, bak senin tuzun kurban. Emekliyim diyor, çalışıyorum. Peki. Buyurun. Biliyorum. Siz bir hassasiyetle bunu dile getiriyorsunuz. Evet. Sosyal devletin... Hayatım boyunca dolar hesabım olmadı, biliyorum. Emekli değil. Merve Hanım, daha konuşurum bir şey ilave edeyim. Hemen siz ilave edin. Tamam. Murat Bey size geliyoruz. Tamam, hemen buyurun. Söyleyeyim. EYT konusu sadece Cumhur İttifakı ya da AK Parti'nin zoruyla olan bir şey değil. Tüm partilerin isteğiyle olan bir süreci oldu. Sayın Cumhurbaşkanı zaten son noktaya kadar getirdi. Hı hı. Bunun Hikmet Hocama katılmak için söylüyorum. Devlete ciddi anlamda büyük var. Bir EYT'li olarak söylüyorum. Çok büyük. İkinci madde olarak da şunu ifade edebilirim. Özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesinde de zaten bu konu emekliler noktasındaki konu ön plandaydı zaten. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu hiçbir zaman bunu siyasi malzeme olarak kullanmadı. O zaman da vardı. Birinci tur seçimlerinde de vardı. Aynı şekilde ikinci tur seçimlerine gelirken de bu emeklilerin alacağı oy fiyatlandırma ile ilgili o zaman da vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu seçim sonrasına bıraktı. Seçim malzemesi yapılmasının önüne geçti aslında. Onu da özellikle ifade etmek peki, lazım. Peki Gürkan Bey, biz konuşacağız ama şimdi sosyal güvenlik uzmanı Sayın Murat Bal bizimle beraber sıcağı sıcağına değerlendirelim. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarım hesaplamışlar. Hüseyin hesaplamış. Diyor ki 8 bin lira alan emekli 11 bin 940 lira alacak. 9 bin lira alan emekli 13 bin 432 lira alacak. 10 bin lira alan emekli 14 bin 925 lira alacak. 12 bin lira alan emekli 17 bin 910 lira alacak. Muhakkak ki evde şimdi herkes emekli maaşını alıp hesap makinesinde üzerine artı %49,25 ile hesaplar. Neticeye ulaşır. Sormak istediğim en düşük emekli maaşı oranı da mı değişti? Yani 10 bin liranın üzerine mi artı %5,6,55 olacak? O hesaplama nasıl yapılacak? Merve Hanım şimdi tabii tam olarak detaylar henüz net değil. Ama Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla kök ücretlere %49,25 civarında bir artış olacak. Bir kere bunu net olarak söyleyelim. Çünkü Sayın Bakanımız zaten bu oranda bir artışı müjdesini verdi. O zaman en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak muhtemelen kök ücretlere yapılacaksa.
Bazıları çıkacak. Evet, haklısınız. Hatırlıyorsanız en son, aslında şunu da söylemek istiyorum. Hatırlıyorsanız en son sizinle bir yayın yapmıştık. Ben demiştim ki bu ücretler biraz düşük kaldı. Emeklilerimiz biraz serzeniş içinde. Yani buna Cumhurbaşkanımızın bir dokunması gerekiyor şeklinde bir yayın yapmıştık, hatırlıyorsanız eğer. Evet. Gerçekten onu beklediğimiz şekilde oldu diye düşünüyorum. Çünkü %42 civarında bir artış yapılmıştı. Bu kalmıştı. Artı olarak da en düşük emekli maaşı 7500'den 10.000'e çıkarılırken aslında o bile çok düşük kalmıştı. %33.34 oranındaydı. Yani emekli maaşlarına %42 zam yapılırken o 33.34 civarındaki artış orada ciddi manada düşük kalmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuyu el atmasıyla şu anda %49.25 civarında bir artış var. Kök ücretlere yapılacak anladığımız kadarıyla bu artış. Tabii gelişme çok yeni ama şu an itibariyle anladığımız bu. 10 bin liranın değişeceğine dair herhangi bir haber yok şu anda. Gelen bir haber yok. Ama yani onun da biraz daha artmasını aslında bekliyorduk. 10.500 civarında veya 11.000 civarında en az bir ücreti bekliyorduk. Hı hı. Bakalım, yani belki de o konuyla alakalı henüz açıklama yapılmamış olabilir. Onu şu anda bilmiyoruz. Ama 49.25 memur maaşlarının artış oranında bir artış ve açıkçası beklentiyi de karşılayacak bir artış olacak. Beklentiyi karşılayacak bir artış elbette. Evet. Memur maaşlarına yapılan zam oranıyla bir eşitlenme, memur emeklerine yapılan zam oranıyla bir eşitlenme. Bu arada Sayın Bakan açıkladı, dedi ki bir hafta içerisinde resmi gazetede yayımlandıktan sonra hesaplara yatmaya başlayacak. Hala evet. Siz o kök ücrete de bu kadar zam yapılacağını ama en düşük emekli maaşı noktasında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir açıklamaya gerek var diye düşünüyorsunuz anladığımız kadarıyla, değil mi? Tabii şu anda, çünkü bu konuda açıklama yapılmadığı için net bir şey söylememiz mümkün değil. Hı hı. Ama şöyle düşünün, bak bugün itibariyle 14 bin lira yoksulluk sınırı var Merve Hanım. Yani 10 bin lira emekli maaşlarımızda yapılacak olan, 10 bin liraya çıkarılacak olan en düşük emekli maaşlarımız da gerçekten düşük kalmış durumda. O konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgilendirilmesiyle birlikte bir düzenleme yapacağını düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Ya tekrar söylüyorum, yani yaptığımız yayınlarda devamlı olarak %42'nin biraz düşük kaldığını, %49 civarında asgari ücrete zam yapıldığını, 49.25 memur ve memur emeklisine zam yapıldığını, emeklilerin zaten toplumun en düşük maaşını alan kesim olduğu için bir beklenti olduğunu devamlı dile getirdik. Yani bu ekranlarda her zaman bunu söyledik. Emeklilerimiz için de bugün 49.25 en yüksek yapılan zam oranı. Evet. Bir kere bunun altını çiziyorum. Evet. Bakın, tekrar altını çizeyim. Asgari ücrete yapılan zam %49'du. Hı hı. Memur emeklisine yapılan zam %49.25'ti. Ve emeklilerde yapılan zam şu anda yapılacak en yüksek zam oranına çıkarılmış durumda. Beklentilerin zaten bu seviyede olduğunu konuşmuştuk. Ama bir beklenti daha var. Bunu tekrar dile getireyim. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı gerçekten çok düşük kalıyor. Yani bu konuda 10.500 veya 11.000 gibi bir seviye bekleniyor. Bunun belki yayınlanmadan kanun tekrar bir önergeyle düzenlenebilir diye düşünüyoruz. Çünkü bir beklenti toplum en düşük emekli maaşı şu anda en düşük maaş. Maalesef öyle. Siz en düşük emekli maaşı ile ilgili de belki bir düzenleme yapılabilir diyorsunuz. Çünkü ortalamanın çok altında kaldığı yönünde hesaplamalarımız diyorsunuz anladığım kadarıyla, öyle mi? Evet. Bakın şöyle, şimdi emekli maaşları, tabii çok emeklimiz var. Bunu hepimiz söylüyoruz zaten. Emekli oranımız 2.1'den 1.7'lere kadar düştü. Bugün itibariyle 1.8'ler civarına geldi. Evet, yani bütün OECD verilerinde, Avrupa Birliği oranlarında emekli sayısı olarak çalışana oranladığımızda emekli sayımız yüksek. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Ama şöyle de bir durum var. Nihayetinde maaş ödediğimiz zaman o insanlar da o maaşla geçinmek zorunda kaldıklarında
ciddi manada 10 bin lira onu zorlayacak bir seviyeye gelip. Yani bunu burada dile getirdiğimizde bazı kesimler dedi ki ya bunu hani söylüyorsunuz ama bakın bizim sesimiz duyuldu ve %2'den %49'a yükseldi. Çünkü gerçekten o kesim durdu. 10 bin lira seviyesi düşük kaldı. Maalesef düşük kaldı. İnşallah orada da bir düzenleme olur diye düşünüyoruz. Yani bunun böyle bir beklenti olduğunu halkın beklentisine getiriyoruz aslında burada. Şöyle Murat Bey, siz muhakkak hesaplamışsınızdır bu yeni zamla beraber. Bir yıllık toplam zam ne kadar oldu? Şimdi bir yıllık enflasyon %64,47 miydi, 77 miydi? 77 idi değil mi? Şimdi evet. Hem Temmuz ayında yapılan zam hem şimdi yapılan zamla bir yıllık toplam artış yüzde kaç oldu? Bakın şimdi 6 ayda bir yapılıyor emekliye zam. Hı hı. Dolayısıyla o emekliye zam %42 idi. %42 nokta küsürdü. Temmuz'da yapılan mı? Tabii bir önceki Temmuz'da yapılan %25'ti. Daha sonra Ocak'ta yapılacak. Yani şöyle söyleyelim o zaman biraz daha derinine girelim. 2023 yılı enflasyonunu... Murat Bey... Sizin evet bağlantımızda bir problem oldu. Arkadaşlarım düzelsinler onu. Biz de bu arada bir reklam arasına gidelim. Tamam. Devam edeceğiz konuşmaya. Değerlendireceğiz. Tekrar belirtelim. Bakanın yaptığı açıklamaya göre emekli maaşına yapılan SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranında bir artışa gidildi. 6,65'lik bir artışla %42, %49,25 olarak açıklandı. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir reklam.